Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile birlikteyiz kaldığımız yerden devam ediyoruz Sinir sistemine geçiş yaptık Normalde geçen seneki videolarımda ilk olarak sinir sisteminden başlamıştım Ama bu sene Campbell'dan gittiğim için Campbell'ın sırasına göre sistemleri işledim Sinir sisteminden sonra duyu organlarını işleyeceğiz Duyu organlarından sonra destek ve hareket sistemi Sonrasında canlılarda davranış ekoloji deyip artık konularımızı bitirmiş olacağız Yani sinir sistemi ile birlikte Eee sinir sistemi, ekoloji, canlarda davranış, duyu organları, destek ve hareket. 5 tane konumuz var sinir sistemiyle birlikte ki zaten davranış, canlarda davranış hani kısa bir konudur. O yüzden tek bir video halinde gider. Yaklaşık 7-8 videomuz kaldı arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi sinir sistemine baktığımız zaman ilk önce bilginin işlenmesine bakacağız. Arkadaşlar. Bilginin işlenmesi 3 aşamada gerçekleşiyor. Sinir sistemi tarafından işlenmesi nasıl oluyor bunlar? Duyunun alınması, bütünleştirilmesi ve motor çıktının verilmesi. Yani duyuyu algılıyoruz. Mesela bir görüntü, görüntüyü algılıyoruz. Daha sonra beynimiz bunu bütünlüyor. Yani ne tepki vereceğimizi kararlaştırıyor. Daha sonra oluşturduğu tepkiyi de motor tepki olarak gönderiyor arkadaşlar diyelim ki ben yürüyorum yolda yolda yürürken işte orada bir tümsek gördüm tümseyi ne yapıyorum algılıyorum algıladıktan sonra yani duyu algıladık sonra beyin sistemimize gidiyor sinir sistemimize beynimiz bunu bütünlüyor diyor ki sana ayağını kaldırarak veya üzerinden atlayarak geç diyor ve bu motor tepkiyi nereye veriyor bizim kaslarımıza veriyor benim bacaklarımdaki kaslar sayesinde de ne yapıyorum işte oradan atlayarak ya da işte üzerinden ayağımı kaldırarak geçmiş oluyorum bu nedir İşte bizim sinir sistemimizdeki bilginin işlenmesi durumudur arkadaşlar şimdi bizim sinir sistemimizde bütünleştirmeyi yapan ve birçok hayvanda bütünleştirmeyi yapan nöronlar arkadaşlar beyin ve merkezi sinir sistemi şeklinde organize olmuş yani şöyle düşünün merkezi sinir sistemi deyince aklımıza ne gelecek beyin ve omurilik gelecek. Uzun bir sinir kordonu. Biz bu sinir kordonuna ne diyoruz? Omurilik diyoruz. Beyin ve omuriliğimiz bizim merkezi sinir sistemimizi oluşturuyor. Bir de merkezi sinir sistemine bağlı olan bilgiyi getiren ve götüren nöronlar vardır arkadaşlar. Bunlar da çevresel sinir sistemini, periferik sinir veya periferal sinir sistemini oluşturuyor. Merkezi sinir sistemini kısaca MSS olarak söyleyeceğiz ileriki slaytlarda. Periferal veya çevresel sinir sisteminde CSS ya da PSS olarak yazacağız Arkadaşlar şimdi bizim üç çeşit nöronumuz vardır Bunlar nelerdir duyu nöronu İnternet nöron, yani ara nöron bir de motor nöronlar vardır arkadaşlar duyu nöronları dışarıdan gelen uyarıları algılayan nöronlardır İşte gözümüzde bulunur diğer duyu organlarımızda bulunur adı üstünde duyu nöronu duyu organlarında bulunan nöronlardır Bunlar dış ortamla yani vücudumuzun dışarısındaki ortamla vücudumuzun iç ortamı arasında bağlantıyı kuran işte bilgi aktaran ortamlardır nöronlardır arkadaşlar duyu nöronları bu şekilde. İnternöronlar nöronlar yani ara nöronlar duyu nöronlarına bağlı olan nöronlardır. Bunlar da merkezi sinir sisteminde bulunur ve duyu nöronundan gelen uyarıyı değerlendiriyor bir cevap oluşturuyor. İnternöronun görevi de bu şekilde. İntern nörondan sonra gelen nöron senedir motor nöronlardır. Bunlar da ara nöronların aldığı cevabı veya oluşturduğu cevabı ne yapıyor? İlgili kaslarımıza ya da ilgili beze aktarılıyor, aktarıyor arkadaşlar. Motor nöronların görevleri de bu şekildedir. Şimdi eee nöronu, intern ve motor nöronları şöyle bir yapısını göreyim. Bunu biraz aşağıya doğru koymuşum. He şurada. Arkadaşlar, duyun nöronumuz biraz daha böyle akson kısmı uzun olan, işte hücre gövdesi şöyle orta kısımda bulunuyor. Dentritler uç kısımda. Biz bu nöron aslında duyun nöronları genelde bipolar uzunluktadır. Yani şöyle bipolar duyun nöronlarıdır. Bunlar iki taraflı olarak uzanıyor. Bu yüzden arkadaşlar bipolar diyoruz. Akson kısımları iki taraflı uzanır. Hücre gövdesi ortadadır. İnternöronlara baktığımız zaman internöronlar biraz daha karmaşık yapıya sahiptir ve çok sayıda dendrite sahiptir arkadaşlar. Dolayısıyla internöronlar biraz daha karmaşık yapıldır. Motor nöronlarda ee, bakın hücre gövdesi şöyle uç kısımda buna bağlı olan dentrit kısımları vardır. Birazdan zaten anlatacağım size dentrit nedir akson nedir diye uzun bir de aksona sahiptir. Peki bu nöronlarımız zarar görürse hangi hastalıklar hangi olaylar ortaya çıkar? Şimdi duyu nöronları ne yapıyordu? Dışarıdan gelen uyarıyı alıyordu değil mi? Eğer ki duyu nöronumuz zarar görürse arkadaşlar biz dışarıdan gelen uyarıyı almayız. Mesela ağrı acı hissini algılayamayız. Lokal anestezi buna örnektir. Duyu nöronunun zarar görmesini arkadaşlar. Lokal anestezi örnektir. Lütfen siz de yazın örnek olarak. Ee, nasıl mesela diyeyim, diş çektirmeye gidiyorsunuz. Sadece belirli bir bölgeyi uyuşturuyorlar değil mi? Dişinizi çekecekleri bölgeyi uyuşturuyorlar. İşte bu nedir? Lokal anestezidir. Siz orada dişinize ne yaparsa yapsın hissetmiyorsunuz. Hani orada algılıyorsunuz bir şeylerin olduğunu ama ağrıyı, acıyı hissetmiyorsunuz. Bu duyu nöronlarının zarar görmesi ki orada geçici olarak zarar veriliyor tabii. Yani geçici olarak duyu nöronları durduruluyor. Ama lokal anestezi durumundan başka işte duyunöronları nöronları zarar görebilen insanlar da vardır. Bu kişilerde arkadaşlar ağrı acı hissi olmayabilir. İnternöronlara gelelim. İnternöronlar ara nöronlardır yani. Bunlar zarar gördüğü zaman ne olacak? Şimdi duy nöronu sağlam olduğu için uyarıyı getirir. İnternöron çalışmadığı için herhangi bir cevap oluşturmaz. Bakın cevap yok cevap oluşturamadığı için de arkadaşlar bir tepkide bulunamayız. Dolayısıyla internöronların zarar görmesi durumuna biz felç durumunu örnek olarak verebiliriz. Mesela benden aşağısı felç olan bir insanı düşünün. Diyelim ki dizlerine ne yapıyor böyle tokmakla vuruyorlar. Vurdukları zaman aslında duyu nöronları çalışır onların duyu nöronları uyarıyı iletir ama ara nöronları çalışmadığı için cevap oluşturamaz. Yani ağrıyı acıyı yine burada hissedemez arkadaşlar felç durumunda. Son olarak motor nöronlar zarar görürse ne olur? Buna bakalım. Şimdi motor nöronlarda şöyle bir durum var. Duyu nöronu ara nörona uyarıyı verdi. Ara nöron cevabı oluşturdu, motor nörona verdi ama motor nöron çalışmadığı için cevabı biz oluşturamıyoruz, veremiyoruz. Yani ara nöronumuz bizim için bir cevap oluşturmuş ama tepki veremiyoruz arkadaşlar. Bu da motor nöronun zarar görmesi sonucunda oluşur. Buna da en iyi örnek botokstur. Mesela çok, çok botokslu olan işte ünlüleri falan düşünün işte Ajda Pekkan gibi Seda Sayan gibi Baktığınız zaman yüz ifadeleri belli bir yüz ifadesi vardır. Yani sabit bir yüz ifadesi vardır. Mesela bir diyelim gülünç bir şey söylediğiniz zaman, gülünecek bir şey söyledikleri zaman işte yüz ifadesi aynıdır. Hani çok fazla tepki veremiyor. Veya üzgün oldukları anlaşılamaz onların. işte acı hissettikleri anlaşılmaz yüzlerinden. Çünkü botoks da motor nöronlara zarar veriliyor. Bu yüzden de kişi... Uyarıyı alır cevabı oluşturur bu işte söylenen şeyin gülünecek bir şey olduğunu farkına varır ama gülme tepkisini veremez. Sadece ses olarak çıkarabilir. Yüz mimiklerinden cevap veremiyor, tepki veremiyor arkadaşlar. Botoks da çünkü motor nöronlar zarar görüyor. Yani şöyle düşünün mesela eğer ki duyun nöronumuz zarar görürse sobaya elinizi koyduğunuz zaman eliniz yanar ama hissetmezsiniz. Çünkü duyu nöronu bunu iletmez. Yani bir ağrı acı hissetmiyorsunuz. Diyelim ki ara nöronunuz zarar görmüş. Duyu nöronu ara nörona uyarı iletir ama ara nöron bunu algılayamadığı için cevap oluşturamadığı için yine ağrı acı hissetmezsiniz. Eliniz yanar ama hissetmezsiniz. Ee, bu şey motor nörona geldiğimiz zaman bakın motor nöronun çalışmaması bence daha kötü bir durumdur. Çünkü duyu nöronu uyarıyı iletir. Siz soba elinizi koydunuz yanan soba. Duyu nöronu uyarıyı iletiyor. Ara nöron elin yanıyor. Çek diyor ama motor nöron çalışıp da işte bizim kolumuza bir uyarı getirmediği için biz tepki veremiyoruz. Yani elimiz orada yanıyor bunu hissediyoruz ama çekemiyoruz arkadaşlar. Hani bu şekilde düşünün motor nöronu zarar görmesi tabii ki daha sıkıntılı bir durum bence. Evet şimdi gelelim nöronun yapısına ve işlevine. Arkadaşlar Nöronun çekirdeğinin işte organellerinin olduğu kısma biz ne diyoruz? Hücre gövdesi diyoruz. Hücre gövdesinden çıkan uzantılar vardır. Bunlar bazen hücre gövdesinden bazen aksonun bir ucundan çıkabilir. Tabi duyu nöronu pardon nöronların çeşidine bağlıdır. Nöronların bu çok sayıda dallanmış olan uzantılarına dendrit diyoruz. Bir de arkadaşlar ee, diğer hücrelerle iletimi sağlayan uzun bir uzantısı vardır. Buna da akson diyoruz. Şöyle göstereyim bakın yine şekil olarak. Bakın hücre gövdesi şu kısımdır. Çekirdek, mitokondri dahil işte e, organeller burada bulunuyor. Hücre gövdesinden çıkan şu kısa uzantılara ne diyoruz? Dentrit diyoruz. Dentritler önceki hücreden gelen burada da bir hücre olduğunu düşünün. Bu hücreden gelen uyarıyı almakla görevlidir arkadaşlar. Uyarıyı alır nereye iletir? Hücrenin gövdesine iletir. Daha sonra hücre gövdesi bu uyarıyı alır arkadaşlar uzun bir uzantı olan aksona gönderir. Aksonla da birlikte diğer bir sinir hücresine göndermiş olur. Uyarı iletimi bu şekilde gerçekleşiyor. Tabi nasıl gerçekleştiğine dair de konularımı anlatacağım. Şimdi dentrit akson ve hücre gövdesinin ne olduğunu bu şekilde anlamış olduk. Başka neler söyleyeceğiz. Arkadaşlar aksonun uç kısmında diğer hücreyle olan bağlantılı bölgesine biz sinaps bölgesi diyoruz. Bakın sinaps bölgesi böyle bir yerdir. Diyelim ki şu bizim aksonumuz. Şöyle birinci hücrenin aksonu. Aksonun gelip şurada Diğer hücrenin dendriti ile bağlandığı bölgeye ne diyoruz? Biz sinaps bölgesi diyoruz. Sinapslarda da iletim kimyasal yollarla olacak. Onu da anlatacağım. Daha sonra sinapslarda üretilen bazı maddeler vardır. Biz bu maddelere nörotransmitter maddeler diyoruz. Bunlar kimyasal habercilerdir arkadaşlar. Ee, uyarıyı bir nörondan diğer nörona aktaran e, maddelerdir. Kimyasal maddeler dopamin gibi işte serotonin gibi maddelerdir arkadaşlar. Bazıları hormonda olabiliyor. Peki diyelim ki uyarıyı alan ya da uyarıyı ileten nörona biz ne diyoruz? Uyarıyı ileten sinapstaki uyarıyı ileten nörona presinaptik hücre diyoruz. Sinyali alan nörona kasa ya da bez hücresine de postsinaptik hücre diyoruz. Pre zaten önce anlamındadır. Öncelik anlamında. O zaman sinyal ilk kimdeymiş? Presinaptik, presinaptik hücrede. Sonradan kime geçiyormuş? Postsinaptik hücreye geçiyormuş. Bir de Bizlerde ve omurgalıların çoğunda arkadaşlar glial hücreler bulunuyor veya glia dediğimiz destek hücreleri bulunuyor. Bunlar da nöronları besliyorlar. Aksonlarını yalıtıyorlar. Yani nöronların aksonlarının yalıtılmasını sağlıyorlar. Şivan hücresi onu da anlatacağım. Ve nöronları çevreleyerek arkadaşlar hücre dışı sıvıyı düzenliyorlar. Glia hücrelerinde böyle yardımcı özellikleri vardır. Bakın burada uyarıyı ileten hücremiz presinaptik hücre, uyarıyı alan hücremiz de nedir? Postsinaptik hücredir. Duyunöronlarından, nöronlarından, ara nöronlardan bahsettik. Şimdi geliyoruz iyon pompalarından ve iyon kanallarından bahsetmeye. Yani burada aslında sodyum potasyum pompasından bahsedeceğiz. İşte aksiyon potansiyelinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Ee, polarizasyon, depolarizasyon durumlarından bahsedeceğiz. Şimdi burada e dinlenme potansiyeli dediğimiz bir potansiyel var. İlk önce bunu anlamamız lazım. Dinlenme durumunda olan bir nöronun zar potansiyeline biz dinlenme potansiyeli diyoruz. Peki dinlenme durumu ne demek? Yani uyarıyı almamış, henüz uyarı gelmemiş olan nörona nöronun haline biz dinlenme potansiyeli diyoruz ve Belirli bir elektriksel yük vardır arkadaşlar bunlarda. Etraflarında iyonlar, hücrenin iç kısmında yine iyonlar vardır. Bu iyonlar eşit olmayan bir şekilde dağılmışlardır ve bunlar arkadaşlar bir elektriksel yük oluşturuyorlar. Hücrenin iç tarafını negatif, dış tarafını da pozitif hale çeviriyorlar. Biz bu duruma zar potansiyeli diyoruz. Dinlenme halindeki zar potansiyeline de dinlenme potansiyeli diyoruz. Yaklaşık 60-80 mV düzeyindedir arkadaşlar bu dinlenme potansiyeli. Peki dinlenme potansiyeli oluşurken hangi moleküller, hangi iyonlar görevlidir? Tabii ki sodyum ve potasyum iyonları görevlidir arkadaşlar. Memeli nöronlarına baktığımız zaman ki biz zaten anlatımlarımızı genelde memelilerden anlatıyoruz. Memeli nöronlarında arkadaşlar potasyum iyonları potasyum iyonlarının konsantrasyonu yani e, yoğunluğu hücre içerisinde yüksektir. Sodyum iyonları ise hücre dışında yüksektir arkadaşlar. Yani hücrenin içerisinde potasyum miktarı fazladır. Hücrenin dışarısında da sodyum miktarı fazladır dinlenme halindeyken. Sonra ne olacak? Sonra da zaten bunların dengeleri değişecek. Peki madem bu kadar işte sodyum dışarıda fazla, potasyum içeride fazla. Bunlar nasıl korunuyor? Sonuçta difüzyon kuralları dediğimiz kurallar var, değil mi? Difüzyon kurallarına göre sodyum molekülleri ne yapacaklar? İçeriye doğru girmek isteyecekler. Potasyumlar da dışarı çıkmak isteyecekler. İşte bu farklılığın korunması için sodyum potasyum pompası dediğimiz pompalar devreye giriyorlar. Bunlar ATP enerjisini harcayarak İyonların dengesini koruyorlar arkadaşlar. Böylece aktif bir taşıma, yani aktif bir çalışma söz konusudur. Dolayısıyla bizlerin hücreleri dinlenme halindeyken enerji harcar. Hani diyoruz ya biz uyurken bile enerji harcıyoruz diye. İşte enerji harcamamızın temel sebebi buradaki sodyum potasyum pompalarının çalışmasıdır. Ayrıca hücre içerisinde dışında klor gibi anyonlar da bulunuyor. Yani eksi yüklü olan iyonlar da bulunuyor arkadaşlar. Bunları da yine bilelim. Eee... Sodyum potasyum pompasının çalışma mekanizmasını daha önce size anlatmıştım. Burada da şöyle bahsedeyim. Sodyum potasyum pompası çalışırken e, içerisine 2 tane potasyum iyonu alırken dışarıya 3 tane de sodyum iyonu bırakıyor. Şimdi 2 potasyum alıyor, 3 sodyum bırakıyor. O zaman dışarıdaki sodyum miktarı içerideki potasyum miktarından daha fazla olmuş oluyor. Yani böylece dengeyi korumuş oluyor arkadaşlar. Bu sayede de ee, sodyum potasyum pompası sayesinde hücre içi ve hücre dışındaki konsantrasyonlar korunmuş oluyor. Yine hücre zarında da iyon kanalları bulunur. İyon kanalları da yine potansiyel farkın oluşmasını sağlıyorlar. Bakın şunlar: Sodyum potasyum pompası, şu sarı renkli olan arkadaşlar sodyum kanalı, e, turuncu renkli olan potasyum kanalıdır. Mor renkli olan da sodyum potasyum pompasıdır. Burada yine şekil olarak göstermiş yuvarlak şekiller sodyum kare olan şekillerde nedir potasyumdur bu şekilde hücrenin içinde ve dışında denge sağlanıyor bakın hücrenin dışında sodyumlar fazla yuvarlaklar hücrenin içerisinde de kare olanlar fazla dolayısıyla bu sayede e, denge sağlanmış oluyor sodyum potasyum pompası sayesinde. Peki diyelim uyarı geldi uyarı geldikten sonra neler olacak şimdi burada sodyum kanalı ve potasyum kanalı var dedik arkadaşlar uyarı geldiği zaman bu kanallar devreye girecekler ee, zar potansiyelinde değişiklik oldu yani herhangi bir uyarı geldi burada kapılı olan iyon kanalları vardır bu kapılı olan iyon kanalları çalışmaya başlıyorlar Bizim hücremizin içerisine işte bir uyarı geldiği zaman hemen sodyum kanalları açılıyor arkadaşlar. Sodyum kanalları açıldığı zaman içeriye sodyum girişi gerçekleşiyor. Sonra da potasyum kanalları açılıyor. Bu sefer potasyumlarda dışarı çıkmak istiyorlar ve dışarı çıkarak zardaki potansiyeli değiştirmiş oluyorlar. Zarın potansiyelinde bir büyüme gerçekleşiyor arkadaşlar. Biz bu büyüme olayına hiperpolarizasyon Diyoruz. Yani zarın iç kısmı daha negatif oluyor. E bu hiperpolarizasyon durumunda dolayısıyla biz buna hiperpolarizasyon. Bakın şurası hiperpolarizasyon durumudur. Hiperpolarizasyon. Çünkü ne oldu? Zarın iç kısmı daha negatif durumda oldu. Negatif durum aşağısı olduğu için daha negatif durumda olur. Biz buna hiperpolarizasyon diyoruz. Peki aksiyon potansiyeli nedir? Bundan da bahsedelim. Uyarı geldiği zaman bakın dinlenme halinde olan bir hücre uyarı gelmeye başladığı zaman yavaş yavaş böyle uyarı durumunu bozmaya başlayan dinlenme halini bozmaya başlıyor. Bu yaklaşık 3 milisaniye kadar sürüyor. Yani saniyenin de daha küçük olan durumunda gerçekleşiyor. Sonra bir anda arkadaşlar sodyum kanalları açıldığı için sodyumlar hop içeriye girmeye başlıyor. Bakın burada polarizasyon depolarizasyon durumudur bu durum. Depolarizasyon. Bu durumda sodyum kanalları açılır ve sodyumlar içeriye girer. Daha sonra en yüksek bir voltaj durumu gerçekleşir. Biz bu voltajı aksiyon potansiyeli diyoruz. İşte burada nöron uyarılmış oluyor. Yani yüksek derecede uyarılmış oluyor. Peki dinlenme durumuna geçmeye başlıyor artık. Eski haline dönmeye başlıyor. Eski haline dönerken de potasyum kanalları açılıyor arkadaşlar. Potasyum kanalları açılır. Potasyum kanalları açıldığı anda potasyumlar dışarı çıkmaya başlıyorlar dışarı çıktıkları için de içeride yüksek bir negatiflik durumu gerçekleşmeye başlıyor ve biz bu duruma da ne diyoruz? Hiperpolarizasyon diyoruz arkadaşlar. Bu sayede artık yavaş yavaş sodyum potasyum kan şeyleri e, pompası devreye girerek şurada hiperpolarizasyon durumunda sodyum potasyum pompası devreye girer ve enerji harcayarak sodyumları dışarı gönderir, potasyumları içeri alır, tekrardan dinlenme potansiyeline getirir arkadaşlar. Dolayısıyla bakın sodyum potasyum pompasının çalıştığı zaman ne zaman diye sorulursa dinlenme halinde çalışır. Hiperpolarizasyon durumunda çalışır, bir de repolarizasyon dediğimiz eski haline geçme durumunda çalışır. Depolarizasyon olayı ise tamamen difüzyon kurallarına göre gerçekleşen bir olaydır. Depolarizasyonda enerji harcanmaz. Burada yine aynı şekilde sodyum kanalı, potasyum kanalı, işte giriş çıkışları göstermişiz. Bakın dinlenme halindeyken dinlenme halindeyken etkinlik olmadığı için kanallar kapalı depolarizasyon durumuna geçtiğimiz zaman arkadaşlar ne oluyor bakın sodyum kanalı açılıyor ama potasyum kanalı hala kapalı sodyum kanalı açılmış potasyum kanalı hala kapalı sonrasında ne oluyor aksiyon potansiyelinde bir yükselme meydana gelmesi için de bütün sodyum kanalları açılıyorlar bu yüzden de sodyumlar ne yapıyor içeriye giriş yapıyor sonrasında arkadaşlar bu sodyum kanalları kapanıyor artık potasyum kanalı açılıyor işte hücre depolarizasyon durumuna giriyor burada. Pardon, depolarizasyon değil, repolarizasyon durumuna giriyor. Repolarizasyon. Burada da potasyum kanalları açılıyor ve içeriye ne oluyor? Potasyum girişi gerçekleşiyor. Pardon, dışarıya potasyum çıkışı gerçekleşiyor. Ee, burada potasyum çıkışı gerçekleşirken de arkadaşlar artık sodyum potasyum pompası devreye giriyor ve sodyumları dışarıya, potasyumları da içeriye alarak dengeyi sağlıyor. Ve hücre tekrardan dinlenme durumuna geçmiş oluyor. Burada da yine aynı şekilde göstermişiz. Bakın uyarı bir hücreden işte geçerken şurada sodyum kanalları açılır. Henüz burada açılmamıştır. Çünkü uyarı şu an buradan geçiyor. Bu yüzden de sodyum kanalları açılıyor. içeriye sodyum giriyor. Burası depolarizasyon durumudur. Depolarizasyon. Şu kısımda henüz uyarı gitmediği için polarizasyon durumudur. Polarizasyon. Şimdi ilerlediğini düşünüyoruz uyarının. Uyarı ilerledi. Nereye geldi? Buraya geldi. Buraya geldiği için burası nedir? Depolarizasyon durumudur. Depolarizasyon. Şu kısımda arkadaşlar henüz uyarı gitmediği için polarizasyon durumudur. Yeşil olan kısım ise uyarı geldi buraya, değil mi? Buradan nereye geçti? Şu ikinci bölgeye geçti. Dolayısıyla burası eski haline dönüyor. O zaman burası nedir? Repolarizasyon durumudur. O zaman bir hücrede bakın uyarının geldiği yöne bakarak şöyle sıralayabilirsiniz. Eğer uyarı yönü şu şekilde ise sağa doğru gidiyorsa o zaman önceki olan kısım birinci kısım repolarizasyondur. Çünkü uyarı buradan geçmiştir. İkinci uyarılmış olan kısım yani içerinin pozitif dışarının negatif olduğu tek bölge zaten depolarizasyondur. Burası. Henüz uyarının gitmediği kısım ise arkadaşlar polarizasyondur. Bu şekilde aklınızda yine tutabilirsiniz. Dediğim gibi bakın içerisinin pozitif dışarının negatif olduğu durum tek durum depolarizasyondur. Zaten depolarizasyonu bulduğunuz zaman öncesi repolarizasyon sonrası henüz uyarı gitmediği için polarizasyon durumudur. Şimdi gelelim bazı hücrelerden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bazı durumlarda omurgalılarda aksonları kaplayan bir kılıf vardır. Biz bu kılıfa miyele kılıf diyoruz. Miyelin kılıf da elektriksel yalıtımı sağlıyor. Şimdi hani elektriksel iletim gerçekleşirken eksi yükler işte veya sodyumlar içeriye giriyordu. Potasyumlar dışarıya çıkıyordu. Hücrenin içi pozitif dışarısı negatif oluyordu. Bu durumu engelleyen bir kılıf vardır. Miyelin kılıf. Miyelin kılıf Şivan hücreleri tarafından üretiliyor. Çevresel sinir sistemindeki hücrelere şivan hücreleri tarafından sentezleniyor. Merkezi sinir sisteminde ise arkadaşlar oligodentrositler tarafından sentezleniyor. Yani miyelin kılıfı sentezlenen iki tip glia hücresi vardır. Bunlardan bir tanesi merkezi sinir sistemindeki oligodendrositler çevresel sinir sistemindeki şivan hücreleri. Genellikle karşınıza şivan hücreleri çıkar. onunla ilgili daha çok soru gelir. Çevresel sinir sistemini etki eder unutmayın. Arkadaşlar bu hücreler e, akson üzerinde böyle tabakalı şekilde dizilmişlerdir ve hem yalıtım sağlıyorlar hem de hücrenin korunmasını sağlıyorlar. Böylece uyarının da daha hızlı bir şekilde gitmesini sağlıyor. Çünkü polarizasyon, depolarizasyon, repolarizasyon durumları gerçekleşirken belli bir enerji harcanıyor ve belli bir vakit geçiyor. İşte bu vaktin engellenmesi için daha hızlı olması için de şivan hücreleri devreye girerek miyelin kılıfı sentezliyor ve miyelin kılıfı kılıf yalıtım sağlayarak uyarının daha hızlı bir şekilde geçmesini sağlıyor arkadaşlar. E, mielin kılıfların kesintiye uğradığı bölgelere de biz ne diyoruz Ranvier boğumları diyoruz Ranvier boğumlarında mielin kılıf olmadığı için burada sodyum kanalları bulunur dolayısıyla polarizasyon depolarizasyon durumları burada gerçekleşir o zaman Ranvier boğumu ne kadar fazlaysa hücredeki iletim o kadar uzun sürer çünkü Ranvier boğumlarında polarizasyon depolarizasyon olayları gerçekleşiyor ve e, vakit harcanıyor buralarda. Bu yüzden de RAM yer bonlarının fazla sayıda olması uyarının iletim hızını yavaşlatır arkadaşlar. Sonra gelelim atlamalı iletimden bahsedelim. Şimdi miyelin kılıfın olduğu yerlerde polarizasyon durumları yani aksiyon potansiyeli durumu olmadığı için burada atlamalı iletim gerçekleşir. Yani uyarı şöyle gider. Bakın şu bizim şurayı silelim. Şivan hücremiz değil mi? Şurası şivan hücresi miyelin kılıf sentezlemiş. Arkadaşlar burada uyarı geçerken hop atlıyor, Ranvier boğumuna geliyor. Ranvier boğumunda aksiyon potansiyeli durumları gerçekleşiyor. Sonra uyarı tekrardan geçiyor, hop buraya geliyor, atlıyor. Böyle böyle atlaya atlaya gidiyor arkadaşlar. Biz buna atlamalı iletim diyoruz. Bu atlamalı iletim sayesinde uyarı daha hızlı bir şekilde ilerler. Ranvier boğumlarının sayısı arttıkça uyarı iletimi yavaşlar. Unutmayalım. Yine burada da bakın. Atlamalı iletim göstermiş. Bak atlıyor geliyor. Burada bir potansiyel oluşuyor. Aksiyon potansiyeli tekrardan atlıyor arkadaşlar. Burada yine bir aksiyon potansiyeli oluşturuyor. İşte bu durumda Ranvier boğumu sayısı arttıkça maalesef ki hücrenin iletim hızı da yavaşlıyor. Peki bir sinir hücresindeki iletim bu şekilde oldu. Nöronlardaki iletim. İki nöron bir araya gelirse ya da bir nörondan diğer nörona iletim nasıl gerçekleşiyor ya da bir nörondan kaslarımıza ya da bezlerimize iletim nasıl gerçekleşiyor bir de bundan bahsedelim. Arkadaşlar iki nöron arasındaki ya da bir nöronla efektör organ yani tepki organı arasında kurulan bölgeye biz sinaps bölgesi diyoruz. Sinapslarda nörotransmitter maddelerle iletim sağlanır. İki şekilde sinaps vardır. Biri elektriksel sinapstır. Burada elektriksel akım sayesinde bir nörondan diğerine geçiş oluyor arkadaşlar. Bizim beynimizde çok sayıda elektriksel sinaps var. Ama bizim için önemli olan bilmemiz gereken kimyasal sinapslardır. Çünkü burada nörotransmitter maddeler üretiliyor. Bu ee, nöronlar, nöronlarda aksonların uç kısmında Sinaptik kesecikler vardır. Bu sinaptik keseciklerde nörotransmitter maddeler depolanır. Uyarı geldiği zaman hangi madde üretilecekse o madde üretilir. Daha sonra egzostoz yoluyla sinaps bölgesine dökülür arkadaşlar. Sinaps bölgesine dökülmek için de ilk önce kalsiyumlar ne yapması lazım? Hücreye girmesi lazım. Kalsiyumlar hücreye giriyor. Kalsiyum konsantrasyonu artmasıyla sinaptik kesecikler... Ee, Gidiyor işte akson zarına yapışıyor ve toz yoluyla nörotransmitter maddeler dışarı veriliyor. Yani sinaps boşluğuna veriliyor. Daha sonra klor iyonları e, diğer nörona gelerek arkadaşlar burada bir klor ve sodyum iyonları devreye giriyor. Eğer sodyum iyonu gelirse uyarı alınıyor. Klor iyonu gelirse uyarı alınmıyor arkadaşlar. Çünkü klor burada bir engelleyici sinaps dediğimiz bir sinaps oluşturuyor. Böylece uyarının farklı yerlere gitmesi engelleniyor aslında. Mesela gözle ilgili olan sadece görme merkezine gönderilmiş oluyor. Sesle ilgili olan sadece işitme merkezine gönderilmiş oluyor. Klorun burada da bir engelleyici özelliği vardır. Nörotransmitter maddelere baktığımız zaman nörotransmitter maddeler işte sinaps boşluğuna gönderildikten sonra postsinaptik hücrenin zarına bağlanıyor. Burada özgün reseptörler vardır. Reseptörlere bağlanarak onu aktive ediyor ve böylece uyarının iletilmiş olmasını sağlıyor. Mesela nedir nörotransmitter maddeler? Asetil kolin, bazı amino asitler, glutamat gibi, biyojenik amin, e, aminler mesela do, dopamin, serotonin, nöroepinefrin, nörepinefrin. Hani vardı ya şey, nöradrenalin. Nöropeptitler mesela endorfin gibi veya bazı gazlar arkadaşlar bunlar da nedir? Nörotransmitter madde olarak görev yaparlar. Hemen sinaps bölgesini şöyle gösterelim yine. Bakın nörotransmitter kesecik şunlardır. Yani sinaps, e, sinaptik kesecik de diyoruz biz bunlara. İşte nörotransmitter kesecikler de diyebiliriz. Genelde sinaptik kesecik olarak kullanılıyor. Kalsiyum iyonları devreye girdiği zaman hemen hücrenin içerisine girdiği zaman bu kesecikler geliyor zarla kaynaşıyorlar ve nörotransmitter maddeleri bölgeye bırakıyorlar. Bu bölgeye bıraktıkları zaman arkadaşlar sodyum ve potasyum iyonları tabii ki devreye giriyorlar. Yine sodyum iyonları hücrenin dışarına, dışarısına gönderilirken potasyum iyonları pardon sodyum iyonları içeriye alınıyor. Potasyumlar dışarıya gönderiliyor. Ve böylece uyarı da alınmış oluyor. Buradaki reseptörüne bağlanmış oluyor arkadaşlar. Bu reseptör sayesinde de işte uyarı iletilmiş oluyor sinaptik bölgelerde. Böylece biz sinir hücrelerinin yapısını falan bitirmiş olduk. Şimdi bazı canlılarda sinir sistemini anlatacağım. Sonraki videoda da insandaki sinir sistemine geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi canlılardaki sinir sistemlerine baktığımız zaman en basit olan mesela hidra. Hidrada sinirsel ağ bulunur. Bunlarda belli bir merkezileşme yok. Deniz yıldızında arkadaşlar ışınsal sinirler bulunur. Bir sinir halkası vardır. Buna bağlı olarak her bir kola bir ışınsal sinir gönderiliyor. Planarya'ya baktığımız zaman Planarya'da basit bir beyin artık ortaya çıkıyor. Yassı solucanlarda, bunlarda ve sinir kordonlarından oluşuyor. Daha sonra sülük mesela halkalı solucan, halkalı solucanlarda arkadaşlar biraz daha gelişmiş bir beyin vardır ve beyin ganglionları bulunur. Her bir segmentte ganglionlar bulunarak o bölgeyi kontrol ediyorlar. Böceklere geldiğimiz zaman böceklerde tabii ki daha da gelişiyor arkadaşlar. Yine yumuşakçalarda aynı şekilde biraz daha gelişmeye başlıyor. E, mürekkep balığı da bir yumuşakçadır yine beyin ve ganglionlar görülüyor bunda da e, bir semender yani omurgalıya baktığımız zaman beyin bakın omurilik artık oluşmuş çünkü neden omurilik artık omurganın içerisinde omurgalılara geldik bir sinir kordonu vardır arkadaşlar bunlarda dolayısıyla daha da gelişmiş hale gelmiş oluyor evet böylece bazı canlardaki sinir sistemlerinden de şöyle kısaca bahsettik şimdi insandaki sinir sistemine geçeceğiz arkadaşlar İnsandaki sinir sistemini bir sonraki videoda işleyelim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.